İngiltere'nin Coventry şehrinden herkese selamlar. Uzun zamandan beri uzatma ile ilgili bir video çekmeyi planlıyordum. Kendim uzatmaya başvuralı 3 ay kadar oldu. Ancak şimdi bu konu hakkında video çekmeye fırsat bulabildim. Süreci birazcık daha temelden baştan alacağım. Şimdi İngiltere'ye hala yeni Ankara Anlaşması bitti ama Ankara Anlaşması kapsamında gelen, hala yeni gelen, gelmek üzere olan arkadaşlarla görüşüyorum. Kimisi mesaj atıyor, kimisi tanıdık oluyor, kimisiyle artık sonradan tanışıp arkadaş olduğumuz takipçiler bile var. Şimdi bu süreçte bazen şunlarla karşılaşıyorum. Adam diyor ki, 3 ay oldu geleli diyor İngiltere'ye. Diyorum çok güzel. Ne yaptın diyorum, şirketi kurdun mu? İş yapmaya başladın mı? Hani faturan falan var mı diyorum. Yok diyor. Şimdi 3 ay çok uzun bir zaman. Hatta 3 aydan fazla geçirip de fatura almayan insanlarla karşılaştım. Hani şirketini kurmamış, henüz bir iş yapmamış, fatura kesmemiş arkadaşlarla karşılaştım. Şimdi sadece İngiltere'ye gelmekle ilk etapta işler bitmiyor. Geldikten sonra hani hadi bir ay olsun, 1,5 ay olsun falan bir adaptasyon süreci var. Evet, bunu kabul ediyorum. Ben de öyle oldum. Ben kendi evimi 40 günde falan bulmuştum. Ama bu bununla sınırlı bir şey değil bu. Çünkü bir yıl çok çabuk geçiyor ve bu bir yılı tamamlamadan bütün prosedürleri de yapmış olmak gerekiyor. Şimdi buraya geliyorken hepimizin bir Ankara Anlaşması kapsamında bir business planı oluyor. İş planı kapsamında herkesin vaat ettiği bir bütçe var. İşte bir yıl boyunca atıyorum 20 bin sterlinlik iş yapacağım. İşte sallıyorum 25 bin sterlinlik iş yapacağım şeklinde. İşte burada kaçırdığımız şey şu. Geldikten işte kısa bir süre sonra fatura kesmezsek, şirketimizi kurmazsak ve iş yapmaya başlamazsak yıl sonuna doğru ciddi bir sıkışıklık oluşacak. İşte bu sıkışıklık da bizi bayağı bir zorluyor. Şimdi biz aynı mevzuyu yaşadık. Özellikle pandemi döneminde çok fazla iş yapamadık ya da çok az yaptık birkaç ay. Yıl sonuna doğru bu sefer bütçeyi tutturmak gerekiyor. Çünkü gelirimiz giderimizden daha fazla olmalı. Hani home office'teki memurlar özellikle bunlara kontrol ediyormuş. Bu nedenle ilk geldiğinizde hemen bir muhasebeci bulun. Muhasebeciyi iyi araştırın. Sadece bir kişinin önerdiği muhasebeciyle çalışmayın. Birden fazla kişiyle görüşün. Birden fazla kişiyle görüştükten sonra hani onların referanslarına falan bakın. Ondan sonra bir muhasebeciyle anlaşın. Muhasebeciyle anlaştıktan sonra hani ilk yıl ne kadar fatura aylık ne kadar bir bütçe tutturmanız gerektiğini, ne kadarlık iş yapmanız gerektiğini öğrenin, bunları belirleyin. Ondan sonra bu hedefleri tutturmaya çalışın iş yaparak. Ama bu süreçte şunlara da dikkat edin. Ben bir iş yaptım diyelim ki, faturasını kesmeyi unutmayın. Sonradan keserim diye düşünmeyin. Yani düzenli olsun mümkün mertebe. Geçmişe yönelik fatura falan bu tarz işleri mümkün mertebe mecbur kalmadığınız durumlarda böyle işler yapmamaya dikkat edin. Çünkü en yapacağınız böyle her şeyde dürüst olmanız gerekiyor. Siz dürüst olursanız uzatmada da ona göre değerlendirilirsiniz. Hani benzer vakalar zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde görülüyor. Yılbaşında bir aşçı bir aşçı yazın yılbaşı yemeği hazırladığına dair fatura kesmiş mesela. Bu tarz şeyler çok ciddi sıkıntı oluşturabilir. O yüzden buna önem verin. Geldiğiniz gibi kısa bir süre içerisinde şirketinizi kurun. Ondan sonra da iş yapmaya odaklanın. Gelirinizi düzgün bir şekilde yansıtın. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Sonra yıl sonunda sıkışmamanız için baştan ipleri sıkı tutun. Şimdi biz bu şekilde yapmak için elimizden geleni yaptık. Ha, biz çok mu doğru yaptık? Biz de ilk yılda olduğumuz için acemiliklerle karşılaştık. Hani bunlar olacak şeyler.
bazen eksiklerimiz bizim de olabiliyor. Çünkü biz de bu süreci ilk defa yaşıyoruz biz de bu süreci. Şimdi fatura kesme olaylarını hallettikten sonra tabii bir çeşit bu işleri yaptığınıza dair kanıtlamanız gerekiyor. Mesela işte IT alanındaysanız işinizi yaparken Zoom görüntüleri koyabilirsiniz. Ya da handymanseniz tadilat işleri yaparken o andaki fotoğraflarınızı falan koyabilirsiniz. Ya da işte otomobil tamircisiyseniz yine o alandaki fotoğraflarınızı falan çekin. Gerekiyorsa video olmaz herhalde ama bütün fotoğraflarınızı spotlayın ya da kontrat varsa kontratlı iş yapıyorsanız kontratlarınızı falan koymayı ihmal etmeyin. Yaptığınız işleri koymayı ihmal etmeyin. Ne kadar kanıt sizin için o kadar iyi olacaktır. Bunları da iyi bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Gelirinizi, giderinizi, hepsinin dosyaları tam ve düzenli olsun. Fatura numaraları şart değil diyorlar ama yine de fatura numarası koyuyorsanız eğer bunlar da düzenli olsun. Bazen eğer düzgün yapmazsanız tarihe göre sıraladığınızda faturalarınızı fatura numaraları karışıyor. 1, 5, 8, işte 2, 6 falan gibi bazen saçma durumlar oluşabiliyor. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Bir de şöyle bir mevzu var. İnsanlar şu anda bu konuya önem veriyorlar. Genelde farklı firmalarla çalışıyorlar. Bunu anlıyorum. Ben de farklı bir firmayla çalıştım. Niye? İşim garanti olsun diye. Ben Koalegal firmasıyla beraber çalıştım. Ama benim önerim şu. Güzel, yine bu konuda güzel araştırmalar yaparak çeşitli firmalarla görüşebilirsiniz. Hangisi size mantıklı geliyorsa, hangisi size iyi geliyorsa o firmayı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir durum daha söz konusu. Kendiniz de başvurabilirsiniz. Buna başvurmak ücretli değil. Eğer muhasebenize güveniyorsanız. Gerçi bir muhasebeciyle bildiğim kadarıyla anlaşmanız şart. Çünkü muhasebeci resmi olarak yazı da veriyor. Bazen hani benim çevremdeki insanlarla yani aldığım bilgilere göre ben şimdi sole trader'ım. Bir de limited var. Sole trader yapmak daha kolay. Limited'i yapmak birazcık daha karmaşık olabiliyor. Bu yüzden sole trader'sanız kendiniz de yapabilirsiniz. İyi bir şekilde emin olup araştırırsanız tabii ki. Yani bu konularda gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Bunu belirteyim. Bunun yanı sıra normal randevumuzu aldık biz. Randevu almak da, yani bu ülkede bu tarz randevu işleri birazcık sıkıntılı olabiliyor. Şundan dolayı işte yoğunluk oluyor. Ücretli randevular falan çıkıyor. Biz tabii bu bilgiler güncelliğini ilerleyen zamanlarda yitirebilir. Ama yine de ben belirteyim. Bizim zamanımızda biz başvuruyorken de ücretli randevular vardı. Biz ücretli olarak randevu almadık. Takip ettik. Sabah 9 gibi falan sanırım randevumuzu alabildik ücretsiz olarak kendimize en yakın bir yerde. Uzatma başvurusu işlemlerini özel bir firma yapıyor. Belirlenen saatlerde oraya gidiyorsun. Tekrardan fotoğrafını çekiyorlar. Parmak izini alıyorlar. Dosyaları falan yanılmıyorsam elden de alıyorlar. Zaten online olarak da yüklüyorsun. Bu işlemlerden sonra bekliyorsun. Bu süreçte başvuruyu tamamladıktan sonra mülakata çağırabiliyorlar. 4-5 ay bekleyip mülakata çağrılabilirsiniz. Sonra tekrardan beklemeye devam edebilirsiniz. Ne kadar bir süre oldu belli değil. İnsanlar 7-8 ay bekleyenler falan var. Belki daha fazla bekleyen de vardır. Bizim 3 ay oldu. Bu bekleme sürecinde normal işinizi yapmaya devam etmenizde fayda var. Çünkü sizi birden arayıp bank statementlarınızı isteyebilir. Hani bu da şu demek oluyor. Başvurduktan sonra takip etmiş mi işlerini? Ne yapmış? Yoksa başvurduktan sonra tamamen bırakmış mı işleri diye kontrol edebiliyorlar. Aynı şekilde mülakata da çağırıyorlar. Mülakattaki soruları genel olarak baktım ben. Yani benim sorulardan falan bahsetmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim size. Mülakatta
sizlere hani gerçekten bu işi yapmış mı? Gerçekten bu faturayı kesmiş mi? Görüştüğü, hani iş yaptığı firmalar nerede? Nasıl bulmuş? İşte firmalara verdiğiniz fiyat politikasını nasıl oluşturuyor şeklinde sorular var. Bunlarda Türkçe tercüman da oluyor. Talep ediyorsanız onları da belirtebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim. Başvurunuzu yaptıktan sonra bekliyorsunuz. Temel mantık da bu süreçte gelir ve gider oranlarınız. Hani ne kadar verdiniz, ne kadar geliriniz oldu, ne kadar gideriniz oldu. Zararda mısınız, kârda mısınız? Zarardaysanız hani bu bir problem oluşturabilir memur gözünde. Tabii her şey belli bir standart çerçevesi içerisinde ama memurun da biraz inisiyatifine kalıyor gördüğümüz kadarıyla. Bunun yanı sıra şu ana kadar red alan kimseye pek ben duymadım. Varsa da çok azdır herhalde diye tahmin ediyorum. En az bir yıl uzatma veriyorlar. Bir yıl uzatma verenlerin gerekçeleri de genelde National Insurance Number, yani bu bizim bahsettiğimiz NINO numarası olmadığı için genelde insanlara bir yıllık uzatma veriyorlar. Ben bir de şey duydum ama banka hesabı, hani business account'u olmayanlara da uzatma da bir yıllık verdiklerini duyduğumda oldu. O yüzden belgelerinizin hepsi tam olmalıdır. Yani tam olması gerekiyor. Ben NINO nasıl alınır diye bir video çekmiştim. Kartlar bölümünden ona da ulaşabilirsiniz. Ama ben videoyu çektikten sonra bir güncelleme daha geldi. Artık NINO için insanlar online olarak başvuruda bulunabiliyorlar. O yüzden bu belgeleri falan sıkı takip etmeniz gerekiyor. Israrcı olmanız gerekiyor. Yani bir kere başvurdum, gelmedi sonuç diye bırakmamak gerekiyor. Sürekli aramak gerekiyor. Yani bununla alakalı detaylı bilgiler NINO videomda var. Belgeleriniz tamam. İşte NINO'suydu, business account'uydu, her şeyiniz tamam. Ondan sonra bu süreçte tabii herhangi bir konuda da ceza almamış olmanız hakkınızda daha şey olur, faydalı olur diye düşünüyorum. Ne gibi ceza olabilir? Trafik cezası olabilir. Ya da bu Covid sürecinde ne yapmış olabilirsiniz? Atıyorum sokağa çıkma yasağı varken ya da işte Tier 4 olan bir bölgeye giriş yaptıysanız ve o anda polis sizi durdurduysa, hiç duymadım böyle bir şey. Sizin için bunlar hep bir problem olarak karşınıza çıkabilir. Bunları belirteyim. Herhangi bir cezanız yoksa, belgeleriniz tamamsa, faturalarınız düzgünse, yaptığınız işler gerçekse, her şeyiniz derli, toplu ve düzenliyse sanırım hani uzatmayı almamanız için bir neden yok diye düşünüyorum. Sadece işte bu bekleme süreci birazcık sancılı oluyor. Şundan dolayı bekleme esnasında ne oluyor? Herhangi bir yere gidemiyorsun. Niye? Çünkü BRP kartının, yani buradaki kimlik kartındaki geçerlilik süreci dolmuş oluyor. Geçerlilik süreci dolduğu için de ülkeden çıkış yapamıyorsun. Eğer ülkeden çıkış yani yapıyorsun ama giriş yapamıyorsun. Şimdi bazıları şey düşünüyor, ben gideyim, arkamdan da birisi şey yapar diyor. Bana postayla gönderir bir BRP kartım diyor. Bunda da hani başvuru yapan eğer sensen seni mülakata çağırabilirler. Yani o da bir problem, o da bir risk. Bu nedenle başvuru sonuçlanana kadar hiçbir yere gitmemekte fayda var. Bu süreçte tabii bayağı bir yıpranan insanlar oluyor. Biz de bu konuda şeyiz, yani bekliyoruz. Bir açıklansa da hani belki Türkiye'ye gideriz diye düşünüyoruz. Bakalım bu süreci ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Şimdi biz de heyecanla uzatmamızın sonucunu bekliyoruz. Umuyorum sizler de tez zamanda uzatmanızı alırsınız. Şimdilik bu video bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.